Başka. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın yanındadır. Cumhur İttifakı Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir sistemle güçlü bir hale gelmiştir. Ve Cumhur İttifakı'nda Allah'ın izniyle Balıkesir'in tüm ilçelerini alarak gece gündüz çalışarak Cumhur İttifakı'mıza leke getirmeden en iyi şekilde çalışıp bu mücadeleden başarıyla çıkacağız. Tabii ki bu bütün Ayvalıklı hemşerilerimizin, teşkilatlarımızın çalışmalarıyla olacaktır. Zaten ben de büyük bir ihtimalle il koordinasyon merkezimi Edremit'e kuruyorum. Edremit üçgeninde olacağım. Yani Balya, Edremit, Ayvalık üçgeninde olacağım. Seçim koordinasyon merkezini bizzat kendim yöneteceğim. Cumhur İttifakı Milli Bekanın koruyucu zırhı ve güvenlik güvence zirvesidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı ilçemizde 31 Mart 2019'da muazzam bir çıkış yakalayacaktır. Tek ses olacağız, tek söz olacağız, tek nefes olacağız. Namımızı ve şanımızı Allah'ın izniyle yere düşürmeyeceğiz. En uzun mesafeler için bir adım, en zorlu mücadeleler için imanla çarpan bir kalp gerekir. Büyük davalar ancak hedef ve heyecanları büyük olan insanlar sayesinde yaşayacaktır. Ben Burhaniye doğumlu, 1966 doğumlu, operatör doktor Nazmi Başaran. Tabii ki çocukluğumun geçtiği Burhaniye ve bu Körfez'de bulunduktan sonra Balıkesir merkezde ilk ve orta öğrenimimi tamamladım. 1983 yılında Koray Lisesi'ni bitirerek İstanbul Tıp Fakültesi, yani Çapa Tıp Fakültesi'ne kaydoldum. Daha sonra 1989 yılında doktor payesiyle mezun oldum. 1998 yılında da Vakıf Kurabiye Hastanesi'nden üroloji uzmanı ihtisasımı aldım. Yaklaşık 25 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra yeniden memleketime döndüm. Dönüş tarihim 2009 yılıydı. Daha sonra da bütün 30 yıllık meslek hayatım boyunca idarecilik yaptığım için bu tecrübelerimi siyasette değerlendirmek istedim. Ve küçük yaştan beri gönülden üyesi olduğum, devlet memurluğu sebebiyle üyesi olamadığım Milliyetçi Hareket Partisi'ne başvurarak çok değerli il başkanım Orhan Dereli beyefendinin tensipleri, takdirleriyle önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum. Uzun yıllar gönlümde taşıdığım ülkücülük sevdamı inşallah Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Teşkilatı'nda hayatımın sonuna kadar devam ettireceğim. Cumhur İttifakı'na yürekten inanıyoruz diye buyurdular Sayın İl Başkanım. Aynı şekilde biz de Cumhur İttifakı'na yürekten inanıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapmış olduğumuz ittifakta bize de Ayvalık Belediye Başkan adaylığı nasip oldu. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Bundan çok çok memnunum. Sizlere inşallah çok güzel hizmetler inşallah yapacağıma da inanıyorum, Allah nasip ederse. Kendim hem İstanbul'da hem Balıkesir'de uzun yıllar sağlıkta idarecilik yaptım. Yaklaşık 1500 çalışanı olan hastaneleri yönettim. Günde 20 bin kişinin girip çıktığı hastaneleri yönettim. Oralarda zararla aldığım bütün hastaneleri hep karla bir sonraki arkadaşıma devrettim. Biliyorsunuz hastanelerde döner sermaye işletmeleri vardır.
Benim en son görev yaptığım Atatürk Devlet Hastanesi'nde yıllık 110 milyon TL bütçeyle döner sermaye vardı ve ben onu ilk başta 50 milyon TL'den aldım. 3 sene içerisinde 110 milyon TL'ye çıkardım. İnanıyorum ki bir süredir içinde bulunduğum Ayvalık'ın dertlerine Allah'ın izniyle ben çare olacağım. Çünkü maalesef en basit yapılması gereken işler bile asla kirli siyaset yapmayacağım ama söylemek zorundayım. Ortalamanın çok çok altında bir belediyecilik var. O işler bile maalesef tam manasıyla yerine getirilemediğini ben teşhis ettim. Bunlara şahit oldum. Bu güzel bir belde, Ege'nin incisi bir belde bu Ayvalık. Ayvalık bütün Türkiye'nin değil, bütün dünyanın tanıdığı bir ilçe. Ancak maalesef hak ettiği hizmeti alamadığını ben gözlerimle görüyorum dolaşırken. Bu hizmetleri inşallah ben söz veriyorum. Belki söz verdiğimden daha da fazlasını yapacağıma inanıyorum. Çünkü bunun için gerekirse İller Bankası'na direkt görüşmeye giderim. Bunun için gerekirse Ankara'ya, bakanlıklara giderim. Bunun için liderimize, bilgi liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye de gider. İnşallah buranın bütün dertlerine çare olurum. Burada basın mensupları önünde, bütün partililer önünde de sizlere söz veriyorum. Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'ni hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni temsil edeceğim. İkisinin de belediye başkanı olacağım inşallah. Bunu da hem seçim çalışmalarımızda hem de Allah nasip ederse belediye başkanı olduktan sonra göstereceğiz. Hep beraber göreceğiz inşallah. Bir belediyeyi yönetmek, bir belediyenin mücavir alanındaki taşları döşemek, işte ayaklarınızın takılmaması için taşları düzeltmek, işte kötü görünen evleri restore etmek, tarihi evleri, tarihi sokakları gerekirse İller Bankası'ndan, gerekirse kalkınma ajanslarından alacağımız destekle restore etmek, bunlar bizim için, yanlış anlaşılmasın, çok çok basit işler. İnşallah bunları zaten biz yapmamız gerekiyor. Zaten yapacağız. Bunun haricinde de sosyal ve kültürel etkinliklerimize çok önem vereceğiz. Çünkü Ayvalık nedir? Bir turizm beldesi. Buraya haftada 2 gün Yunan turistlerin geldiğini ben biliyorum. Yunan turistler buraya geliyorsa buranın Türkiye'nin diğer illerinden ve ilçelerinden çok daha fazla makyajlı bir şekilde onlara sunulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti toprağı. Buraya Osmanlı askerlerin girdiği burnu ben biliyorum. Orada bir kapı var. Orada asker Türklerin ilk oraya Anadolu'ya girdiği yeri, denizden girdiği yeri biliyorum. O yüzden burası Türk yurduysa buranın da son derece güzel bir şekilde görünmesi gerekir. Evet başkanım buraya. Bu hareket güzel. Ciddi eksikleri olan bir tablo sergiliyor arkadaşlar. Şimdi hadis-i şerifimiz de şöyle diyor. İşi ehline verin. İş ehline verildi arkadaşlar. Kimse kafasından şunu geçirmesin. Biz biriz, kanımız bir, ırkımız bir, cinsimiz bir. Biz Türk milletiyiz. Evelallah, hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Niçin geleceğiz diyorum. Ben 2014'te biliyorsunuz belediye başkan adayıydım. Onun akabinde 3,5 sene ilçe başkanlığı yaptım. 1,5 sene bir aramız oldu. Bir hafta önce de yeniden atandım. Evelallah bu yeniden atanmamızın sebebi var arkadaşlar. Allah'ın takdiri var her şeyden önce. Böyle bilgili insanlar var elimizde. Böyle değerli başkanlarımız var. Böyle değerli halkımız var. Biz Ayvalık'ın neye ihtiyacı olduğunu en iyi biz biliyoruz. Bizden önceki yerel yönetimler malumunuz üzere çok sözler verdiler. Üniversite getiriyorlardı. Buraya cennet yapıyorlardı. Olan bir şey var mı? Maalesef yok. Buraya bildiğiniz üzere en son büyük şehir olmamızdan mütevellit, ilişkilerimizin iyi olmasından dolayı
Büyükşehir Belediye'mizden birçok iş ürettik. Halkımızın suyu yoktu. Evet, 2014'te Ayvalık'ta su yoktu. Sarımsağın girişi yoktu. Ayvalık'ın girişi yoktu. Köylerimiz çamur içindeydi. Ayvalık'ta su deposu yoktu. Şimdi bunların hepsi var mı? Var değil mi? Ve saymadığım birçok şeyi yaptık biz. Cunda Köprüsü. Deniz kokuyordu. Evet, hala bazı eksikler var. Ama bu iradeyle, Cumhur İttifakı'yla çözülecek meseleler kaldı. Bu güçle, bu ferasetle çözülecek işler kaldı. Evinden çıktığında onu huzursuz eden ne varsa, bunu yaşamak istemiyorsa Cumhur İttifakı'nda buluşacak arkadaşlar. Bunun başka hiçbir şansı yok. Geçmiş dönemlerden gelen borç yüküyle bunları başaramazsınız. Geçmiş dönemlerden gelen yapılmamış işlerle bunları yürüyemezsiniz. Heyecan doluyum. Çok istekliyim. Zaten kolay olan işi herkes başarır. Ama benim soyadım Başaran, Allah'ın izniyle ben zor işleri de başarırım. Şunu da bilinmesi lazım. Nazım Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Bakın, Büyükşehir'e talip oldu. Tabii orada ittifaktan dolayı oluşmadı. Bu kadar değerli bir ismin buraya gelmesini önemseyelim. Bunu altını çiziyorum arkadaşlar. Bunu önemseyin. Nazım Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Demek ki kendisinde o kudret görüldü ki Büyükşehir'e aday oldu. Akabinde Allah razı olsun büyüklerimizden, Devlet Bey'den. Yani onu bize gönderdi. El birliğiyle bu işi çözeceğiz. Yani nereli olduğunuz önemli değil arkadaşlar. Ne iş yaptığınız önemli. Geçmişte yapılanlara bakın. Hepimiz Ayvalıklıydık. Var mı yapılan bir şey? Yok. Bu konu bizim için hiç önemli değil. Ne yaptığımız önemli.